Kayseri'ye gelerek ziyaretlerde bulunan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı seçimindeki kararsızlıkla ilgili açıklama yaptı. Aday kim olur? Vallahi söylüyorum bak, bize örnek alsınlar. Türkiye'de en yeni siyasi partimiziz. Türkiye'ye örnek bir partiyiz. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız şöyle olacak. Ben aday olacağım, evet. Adayım. Sandığı koyacağız. Partimizin o gün kaç üyesi olursa, bütün üyeler, Kayseri'dekiler, Hakkari'dekiler, Trabzon'dakiler, Edirne'dekiler, Tekirdağ'dakiler, hepsi oy kullanacak. Sandıktan kim çıkarsa. Belki başkası çıkacak. Bilmiyorum. Benim önerim bütün siyasi partilere, üyelerinizin önüne sandığı koyun. Oradan sonuç kim çıkar? Belediye başkanı çıkıyorsa bırak o olsun ya. O olsun, merak etme ya. Seçimi kazanmak değil mi amaç? Ya İstanbul'u veremezmişiz. Ya İstanbul'u ver, Türkiye'yi al kardeşim. Alabiliyorsan. Sonra da İstanbul'da belediye meclisinde çoğunluğumuz yok. AK Parti'ye geçer. Geçsin. İnce toplantı yaptığı esnada elektrik kesintisi yaşandı. Işıkların kapandığı anda İnce'nin "ampul söndü" sözleri dinleyiciler tarafından alkışlandı. Ampul söndü arkadaşlar, ampul söndü. Kısa süreli elektrik kesintisinin düzelmesiyle birlikte İnce açıklamasına devam etti. Ama seçim kazanmak istiyor musun sen? Kazanırız ama İstanbul Belediyesi'ni kaybederiz. Mecliste çoğunluğumuz yok. Geçsin AK Parti'ye. Al görevden ata bir kayyum. Yapamıyor musun yani? Yapamıyor musun? Ben mi öğreteceğim size bunları, bilmiyor musunuz? Sizin derdiniz üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek? Önce onu söyleyeyim. Belediye başkanlarına da sesleniyorum, adı geçenlere. Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Dikkatli olun, bana yaptıklarını size yapmasınlar. Bak, sandıkları boş bırakırlar. Boş bırakırlar, haberiniz olsun. Ben baştan söylüyorum. Bu işin bir tane doğrusu var kardeşim. Kişiye göre siyaset olmaz. İlkeye göre siyaset olur. Bütün siyasi Tayyip Erdoğan'ın böyle bir korkusu var mı? Aday yapılmama diye bir korkusu var mı? Yok. Sandık koyulsa Tayyip Erdoğan çıkar mı yine AK Parti'de? Çıkar. O çıkar. Korkuyla koltuk korunur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Koyacaksın sandığı, Cumhurbaşkanı adayı kim çıkıyorsa onu aday yapacaksın. Bu kadar basit.